tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. Murat abi, Anadolu Efes'te ertelenen Maccabi maçını hafta içinde oynadı ve yine rahat bir galibiyet aldı. Artık Efes'e metiyeler diziyoruz ve dizmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Aynen. Ne söyleyecek bir şey kalmadı. Yani 66-90'lık galibiyet nasıl yorumluyorsunuz? Ya bambaşka bir şey oluyor orada. Çünkü Plyce 4 aydır 14 dakika oynamış. Bu maçta oyuna giriyor. Yani sanki son haftaların en formda oyuncusu Sertaç değil, o gibi oynuyor. Zaten şu anda yani Doğuş'la Musa'yı bir kenara bırakırsan diğer bu kadrodaki 10 oyuncu ya kariyerlerinin en olgun dönemini yaşıyorlar, ya kariyerlerinin en iyi dönemini yaşıyorlar, ya da ikisini birden yaşıyorlar. Şimdi 10 kişiye de böyle güvenebildiği takdirde bir koç bir kere takımın yıpranmıyor. Yani dakikalara baktığın zaman Anderson önemli gözükmüyor. Ben hep önemli olduğunu savunmuşumdur. Ama yani Efes taraftarıyla konuşurken işte Mitrić'le Larkin ayrı bir yerde, onların hemen arkasından Dunstan, Simon, Baboa, işte belki Moerman. Ondan sonra Singleton, Sertaç derken Anderson'ı hiç kimse benimsemiyor. Tabii saymıyor. Anderson müthiş katkı yapıyor. Önemli. Tabii. Müthiş katkı yapıyor. Şimdi Fenerbahçe için söylediğimizin bir benzeri de Efes için bence geçerli. Ki onlar çok daha bir arada oynadıklarından dolayı, çok daha tecrübeli olduklarından dolayı bunu zaten çok rahat benimsediler. Efes ne zaman çok ayrı bir yere geldi? Savunma yapmaya başladı. Başlayınca. Yani 6 maçta, şu 8 maçlık galibiyetin 6'sında rakipleri 74 ve altında tuttular. Şimdi Efes gibi hücum potansiyeli olan, basketbol IQ'su çok yüksek olan oyunculardan kurulu bir takım 74'lere rakibi getirmiyorsa zaten o maçı kazanma olasılığı %95'in üstüne çıkıyor. Bir de şöyle bir şey oluştu. Yani Maccabi maçının ilk yarısını özellikle seyrederken bunu hissettim. Efes rakibi çaresizliğe ve sürüklüyor ve baskı altına alıyor. Yani Maccabi esasında ilk yarıda 5-6 tane çok kolay pozisyonu değerlendiremedi. Ama sanki o pozisyon gelişirken ya ben bunu atamazsam onlar zaten hep atıyor baskısıyla turnike kaçırdılar. Çok yakın mesafe atış kaçırdılar. Şimdi bir takım rakibini böyle hissetmeye zorladığı zaman, mecbur bıraktığı zaman o kadar büyük bir avantaj ki sahaya çıkarken Efes bu noktaya geldi. Ama bu noktaya gelirken de hücum kadar savunmasıyla da geldiğini unutmamak lazım. Tabii birebir aynı notu almıştım sizle yayından önce. Yani Efes'in rakipleri sahaya çıkmadan önce biz bu maçı kazanamayız diye çıkıyor artık. Öyle bir dominasyonla geliyor ki Efes. Yani söylediğiniz gibi biz bu sayıyı atamazsak üçlük giyeceğiz, ikilik giyeceğiz. O sayı farkı 6'ya 8'e çıkınca sanki 20'ye çıkmış gibi bir hissiyatla bütün oyun planından da kopan rakipler görmeye başladık. Bu da Efes'in aslında ne kadar domine ettiğini oyunu. Hem psikolojik olarak hem de bahsettiğiniz gibi savunma tarafını iyi oynadığı anda zaten rakip maçı çok çabuk kopardığını görüyoruz. Bu da aktif dinlenmeye yol açıyor. Söylediğiniz gibi bir anda rotasyon genişliyor. Daha az dakikalar almaya başlıyor herkes. Ve çok daha rahat bir şekilde yorulmadan 10 kişiyi kullanarak Ergin Hoca galibiyetler serisi yakalamaya başladı. Ben küçükken Darüşşafaka'da basket oynardım Murat abi. Efes ve Ülker'in altyapısı olan takımlara karşı oynayacağımızda derdik ki mümkün değil. Yani orada profesyonel olacak basketbolcular gelirdi karşımıza. Hem biraz yaş küçültme şeyleri de vardır Türkiye'de. Çok rahatlıkla çıkardık. Derdik ki nasıl olsa biz bu maçı alamayız. Bari elimizden geleni yapalım.
bazen Efes'in rakiplerinde de o havayı seziyorum. Yani nasıl olsa biz bu maçı alamayacağız ama oynayalım diye. Hakikaten Maccabi de çaresiz bıraktığı rakiplerden biri oldu. Siz bunu CSKA maçında söylemiştiniz. CSKA'yı bu kadar çaresiz görmek çok hoşuma gitti diye. Maccabi de aynı şekilde çaresiz bir rakip gibi gözüktü Efes'e. Önündeki maçlara bakıldığında nazar değmesin, tahtaya vuruyorum. Bir sakatlık, bir beklenmedik gelişme olmadığı zaman Efes'in nasıl yenileceği de çok zor. Yani bir rakip koç olarak şu Efes'i analiz edelim, hadi durduralım şu takımı dediğinizde hakikaten Efes'i yenmek ve Efes'i durdurmak çok güç gözüküyor. O yüzden yani Final Four yolu zaten çok açık ama şampiyonluk yolu da inşallah bu performansla çok açık gibi gözüküyor. Ya bir kere şimdi bu kadar takımı diri tuttuğun zaman çok büyük bir şanssız pozisyon olmadığı takdirde sakatlık, yani işte çekmeler, atmalar. Tabii. O risk çok azalıyor. Bu da çok önemli bir avantaj. Kadro genişliği, kaliteli genişliği ben yıllardır söylüyorum. Takımdaki en önemli 2-3 oyuncun kadar önemli. Eğer hedefin şampiyonluk veya finalse. Kesinlikle. Yani öyle 7.5-8 oyuncuyla iyi dönemler geçirirsin. Ama bu kadar zorlu bir maratonun sonunda eğer 10 tane, 11 tane oyuncun yoksa o hedefe ulaşabilmen için çok şanslı olman lazım. Yani şans şöyle şans, oyun açısından değil. Önemli sakatlık olmayacak ya da sakatlıklar erken olacak. Playoff'lar yaklaşırken form tutmuş olacaksın. Ancak öyle olur. Ama bu kalitede, bu genişlikte, kadroyla, bu tecrübede çok çok önemli bir şampiyonluk adayısın. Şu anda bence bir Efes, iki Barcelona zaten. Ben de kesinlikle katılıyorum Murat abi. Bir önceki bölümümüzde Fenerbahçe'yi konuşurken topa yön veren uzunlardan bahsetmiştik. Efes'te de Murat abi topa yön veren oyuncu sayısı aslında çok fazla. Yani Simon mesela baktığınızda müthiş bir topa yön veren forvet. 3 numaralı geri geldiğinde 4'e bile kayabilen bir oyuncu adayı. İşte zaten gardlar Mitsic, Larkin topu çok iyi kullanan oyuncular. O yüzden top kayıplarını kısıtladıkları zaman ve de topu paylaşmaya başladığında Efes durdurulamaz bir hücum makinesi haline geliyorlar. Çünkü hepsi bitirici, hepsinin şutu var, hepsini içeriden bitiren oyuncular. Aynı zamanda savunma da buna eklendiği zaman belli bir seviyede hakikaten izlemesi çok keyifli bir takım haline geliyor. Zaten Simon hem olgunluk hem form açısından en iyi durumda olanlardan biri benim listemde. Yani kesinlikle bir de beraber oynamanın önemi de Murat abi. Siz derinlikten bahsettiniz. Ben de istikrardan biraz söz etmek istiyorum. Çünkü inanılmaz önemli bir şey ve son dönemde Avrupa basketbolunda genelde birer ikişer senelik oyuncular hep transferler yaparak geçiriyor. O yüzden kadroyu korumak da burada Efes yönetiminin de bence payı çok büyük. Çünkü harcamaları ve bütçeyi büyüterek kadroyu bir arada tuttular. O da çok önemli bir başarı unsuru. Çünkü herkes birbirini daha iyi tanıyor. Kimin ne yapacağı çok belli. Oturmuş bir kimlik ve oturmuş bir sistem çalışıyor. Kesinlikle. Yani kesinlikle. Şimdi bunun en önemli örneğini her yıl bir iki oyuncu kaybetmiş olmasına rağmen NBA'yi Fenerbahçe'de 6 yıl boyunca Obra zamanında gördük. Bence bu dönemde de o devam edecektir. Bu sene biraz vazgeçilmezleri belirleme. Gelecek yıllarda hangilerinin üzerine yatırım yapmak gerekir dönemi. Geçen sene de maçında şimdi kahramanlardan bir Alec Peters, Ergin Ataman'ın kafasında ya bu olmazsa olmaz değil, benim kafamdaki şeye uymuyor dedi. Kötü bir sezon geçirmemesine rağmen ondan vazgeçtiler mesela. Evet ama böyle takımlarda Murat abi biliyorsunuz 1-2 rötuş zaten yapmak gerekiyor. Yoksa şimdi Anadolu Efes gibi oturmuş bir kadroda önemli olan muhafaza etmek. İşte Mitsic'i tutabilmek böyle bir form grafiğinden sonra. Larkin'i tutabilmek geçen sene gösterdiği ekstraordineri bir performanstan sonra.
O yüzden onları tutmak, kadronun çekirdeğini tutup üzerine ufak tefek rötuşlarla zaten başarı geliyor. O kadronun yaşlanmasına tabii bağlı olarak. Dikkat edilecek şey o. Evet. Yani bunu yani, mesela Fenerbahçe'de Babi'de gördük bu sene. Yani 34'ler, 35'ler, 36'lar oradan bir uçurumun kenarına doğru geliyor. O kararı çok iyi düşünerek vermek lazım. Tabii bir de o oyuncunun rolü nasıl değişiyor takım içerisinde ve de etrafındaki oyuncuların yaşından beraber yaşlanmak var. Bir de bir tane yaşlıyı idare etmek var. Çok önemli şeyler ama Efes hakikaten yönetimiyle, hocasıyla, oyuncularıyla çok iyi bir sezon geçiriyor. Çok iyi bir sezon başlangıcı yaşamadılar ama vitesi öyle bir noktaya attılar ki şu anda Euroleague'i domine ediyorlar demek çok da abartmak olmaz bence. Umarız bu şekilde devam eder. Ve de Final Four'da iki temsilcimizi Barcelona'yı iki kere yendi ki mesela. Ki ilk yendiği zaman formda bir Efes yoktu. O çok önemli bir galibiyetti Efes'in kendini kanıtlama açısından. İnşallah böyle devam eder ve iki temsilcimizi de Final Four'da görürüz diyelim ve yavaş yavaş NBA'ye geçelim. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.